Gül Bahçesi. Kasabanın birinde güzelliği dillere destan bir kız varmış. Kendisiyle evlenmek isteyen uzak ülkelerden gelen nice prensi, asili, zengini, yakışıklı delikanlıyı reddetmiş. Kimseleri kendine layık görmüyormuş. Kıza gönlünü kaptırmış, aynı kasabada yaşayan genç bir delikanlı. O da bu kızı istemiş ama kız onu da beğenmemiş. Bizim delikanlı günün birinde kasabadan ayrılmış. Başka biriyle evlenmiş, çocukları olmuş, yeni bir hayat kurmuş. Uzun zaman sonra yolu yaşadığı güzel, şirin kasabaya düşmüş. Aklına bir zamanlar aşık olduğu kız gelmiş. Ona ne olduğunu merak etmiş. Tanıdık bir yaşlı adam, güzel, büyük bir gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Kimseleri beğenmeyen güzel kızın kiminle evlendiğini görmek istemiş. Vallahi biz de merak ettik, değil mi? Kocasını evden çıkarken görmüş. Kızın kocası, yani hiç de öyle düşündüğü, hayal ettiği gibi bir şey değil. Üstelik zengin de değil. Nasıl oldu da böyle biriyle evlendiğini merak eden adam, kızın kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca adamı tanımış. Adam sormuş. Sen ki hiçbir işte yakışıklıyı, zengini, asili hiçbirimizi beğenmedin. Nice kısmetlerini geri çevirdin. Nasıl oldu da böyle biriyle evlendin demiş. Kız da ona, sana cevap vereceğim fakat önce gül bahçemdeki en güzel gülü koparıp getireceksin. Yalnız tek şartım, bahçede ilerlerken geriye dönmeyeceksin. Adam peki demiş ve çok güzel güllerin olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Önce çok güzel sarı bir gül görmüş. En güzel gül bu derken biraz ileride daha güzel kocaman pembe bir gül daha görmüş. Tamam budur işte diye düşünürken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı, kıpkırmızı bir gül goncası gözüne ilişmiş. Bir türlü karar verememiş. En güzel çiçeği bulacağım derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş. Geriye dönemeyeceği için bahçenin sonunda of 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 of. Bahçenin sonunda yaprakları solmuş, cılız bir gülü mecburen koparıp kıza götürmüş. Kız gülü almış ve adama demiş ki, bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulacağım düşünürken ömür geçer de sonunda en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik bitmeden elindekinin değerini bilip yetinebilmeyi öğrenmek gerekir. Gençlik bitmeden elindekinin değerini bilip yetinebilmeyi öğrenmek gerekir. Aşk ola. Koskoca bir bahçede harikulade çiçekler içinde bir papatya ve papatya aşık olmuş, yanmış, tutuşmuş aksakallı bahçıvana. Bir ümit bekliyormuş. Yüzlerce çiçeğin arasından onunla, sadece onunla saatlerce ilgilensin. Buz gibi suyunu sadece ona döksün istiyormuş. Sadece ona değsin makası, sadece ona gülsün dudakları. Kıskanıyormuş bahçıvanı. Kırmızı güllerden, sarı lalelerden, mor menekşelerden, zambaklardan. Papatya sadece bahçıvan için açıyormuş bembeyaz yapraklarını. Bir gün aşkı öyle büyümüş ki papatya yapraklarını taşıyamaz olmuş. Eğilivermiş boynu. Toprağa bakıyormuş artık. Bahçıvanın sadece sesini duyuyormuş. Ayaklarını görüyormuş. Buna da şükür diyormuş. Yetiyormuş ona bahçıvanın varlığını hissetmek. Zaman akıp gidiyormuş. Papatya bahçıvanın yüzünü görmeyeli çok olmuş. Ne var ki sanki boynumu kaldırsa bir kerecik daha görsem yüzünü diyormuş. Ve işte bir gün bahçıvan papatyaya doğru yaklaşmış, incecik bedenini ellerinin arasına almış,
elindeki sopayı köklerinin yanına toprağa sokmuş, bir iple papatyanın gövdesini bağlayıvermiş sopaya. Papatya o anda çok sevmiş bahçıvanı. Hala göremiyormuş onu ama bedeni kurtulmuş. Uzun bir müddet sonra bahçıvan uğramaz olmuş bahçeye. Gelen giden yokmuş. Kahrından ölecekmiş papatya. Ama işte bir sabah hortumdan akan suyun sesiyle uyanmış. Derin bir oh çekmiş. Çılgıncasına sevdiği bahçıvan geri gelmiş. Birden kendisine doğru gelen iki ayak görmüş. Bu onun delicesine sevdiği bahçıvan değilmiş. Başka biriymiş. Adamın elinde bir makas varmış. Papatyanın kafasını kaldırmış yukarıya doğru. Ne güzel açmışsın sen öyle demiş. Bu gencecik yakışıklı bir delikanlıymış. Gözleri gök mavisi, saçları güneş sarısıymış ama gövden seni taşımıyor demiş. Elindeki makası papatyanın boynuna doğru uzatmış ve bir hamlede başını gövdesinden ayırmış. Sevgi emek istermiş. Yere düştüğünde son bir kez düşünmüş sevdiğini. Teşekkür etmiş ona içinden. Son yaprağı da kuruduğunda biliyormuş artık. Gerçek sevginin söylemeden, yaşamadan ve asla kavuşmadan var olabileceğini. Papatya. Aşk ola. Balık ve kuşun aşk hikayesini anlatacağım. Balık ve kuşun aşk hikayesi olur mu? Bakalım olur muymuş? Bir öğrenelim. Bir gün bir balık bir kuşa aşık oluyor. Ölüyor aşkından. Çok büyük bir aşk bu. Çok büyük bir aşk. Kuş bu tabii. Herkese, her şeye tepeden bakıyor ve diyor ki balığa, ben de seni severim sevmesine ama yuvamız neresi olacak? Nerede yaşayacağız aşkımızı? Havada, suda. Ben suda yaşayamam diyor. Balık, ben de havada, karada seni istiyorum her bir şekilde. Ölüyorum aşkından diyor. Ve bunu dedikten sonra sudan çıkıyor. Bir ah işitiliyor ve saniyesinde can veriyor aşkı için. Kaybedilen ne şimdi? Hayat. Kazanılan nedir? Aşk. Peki, hayatı yaşamayı bırakmayın canlar. Çünkü bu bambaşka bir lütuf. Unutmayın, siz kaybeden veya kazananların en güzelisiniz, unutmayın. Kaybeden ya da bak kazananların, tekrar altını çiziyorum. Hayat bu, iniş ve çıkışlarımız var. Kaybedişlerimiz var, çok kazandıklarımız var. Hayat bu çünkü. O yüzden siz hep güzelsiniz. Aşk ola.